CEO ve Fireflux koçu, aynı zamanda menajeri Mark New tekrardan bizlerle. Selamlar, tebrik ediyorum Salih abi. Gerçekten güzel bir oyun. Merhabalar. Belki Bind'da da bitebilirdi. Özellikle Bind'la alakalı zaten sorular var. Ona 2'den sonra bir comeback geldi BBL ekibinden. Nasıl karşıladınız bu comeback'i? Ya aslında bizim saldırıda, yani execute bazlı oynamamız gerekiyordu. Breach'imiz var, jet'imiz var. Maçtan önce de bunun kararını almıştık. Yani çok fazla harita kontrolü, işte ne bileyim, orb kontrolü, işte info alalım, dönelim falan. Onu çok yapamayacak durumdayız şu an Bind'da. O yüzden execute bazlı oynamamız gerekiyordu. Hızlı hızlı execute bazlı oynadık. Çok iyi geçti. Savunmada bence pistolle çok büyük bir rehavet. Öngörülemez bir rehavet. Yani o round'un verilmemesi gerekiyordu. Evet. O round verildikten sonra aslında ilk bonus round'u da kazandık. Ama daha sonra post plant kompu başladı ki post plant kompu zaten bizim antrenmanları da sıkıntı çektiğimiz bir durumdu. Yani karşı koyamıyorduk. Çözüm üretmiştik aslında, çözümleri uygulayamadık oyun içerisinde. Post plant kompuna karşı yapabilecek bir şey yok. İstiyorsanız 12-0 yenilin. Pistol aldıktan sonra post plant kompunu doğru oynayabilirse bir takım, retake atmanız bizim kompumuza çok zor. Evet. Yani bizim savunma kompumuza çok zor. Oraya bizim Viper'a ihtiyacımız var. Biliyoruz neye ihtiyacımız olduğunu ama şu anda ekleyemiyoruz. Öyle bir durumumuz yok. Bununla oynamak zorundayız. Buna devam etmek zorundayız. O yüzden de realistik bir şekilde pistol almamız gerekiyordu. T'lere çok fazla rant almamız gerekiyordu. Aslında, plan buydu. Bunu başardık ama savunmada tutamadık. Yani normal aslında birazcık. Katılıyorum. Yani burada neyi yapamadığınızdan ziyade çok şeyi yaptığınızı düşünüyorum. Ben kutluyorum. Gerçekten çok zor bir seriydi ve günün aynı zamanda sizin adınıza ikinci serisiydi. Yolunuza devam Kesinlikle. Ediyorsunuz. Tebrik ediyorum aynı zamanda. İyi de bir oyun var. Kesinlikle. Ya Brasco'dan Breeze'de inanılmaz bir fayda geldi. Lores aynı Kesinlikle. Şekilde 3. haritada mükemmel Müthişti. Oynuyor. Stabil bir performans. Topfragger lider rolünde yine Sociable var. Her zaman stabil olarak destek almaya devam ettiğiniz oyuncularınız mevcut. Burada teker tabii ki saymak istiyorum ama devamında gerçekten çok oturaklı bir oyun. Özellikle 3. haritada bütün hani dengeler kötü başlamış olmanıza rağmen sizin yönünüzdeydi. Mentalite olarak Bind'den çıkışınızla birlikte galibiyetin yolundaki aslında neler yaşandı bunu da biraz merak Şeyi ediyorum. Şeyi sormak lazım. 5-1 başladılar. Evet, evet. Yani 5-1 geride başladınız. Oradan bir duraklatma üzerine bir dönüş. Orada neler yaşandı abi? Biliyorsan bize aktarabilir misin? Şöyle ya, bizim Ascent bu arada en iyi haritalarımızdan bir tanesi. Biz zaten serinin 1-1'e gidebileceğini ve 3. map'i oynayacağımızı tahmin ediyorduk. Tabii ki Bind'de 1-2 öne geçmeyi biz de beklemiyorduk. Ama Ascent'e kaldığı zaman zaten bizim en iyi oynadığımız, yani şu anda açık konuşmak gerekirse iki haritadan bir tanesi. Bunu herkes biliyor, bizi azıcık izleyen. Daha önce bu turnuvada yine BBL'i yendik. Evet. İlk haritada Supremacy Blaze'i yendik. Son şampiyonu yendik Ascent'te. O yüzden bu haritamızın iyi. İyi olduğunu biliyorduk. Dedik ki yani kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. 1-1. Yani çıkacağız, kazanacağız ya da kaybedeceğiz, deneyeceğiz. Yani yapacak hiçbir durum yok. Çıkıp oynayacaksınız aslanlar gibi. En iyi haritamızdayız. 12 istiyorsa 13-0 yenil Bind'da. Hiçbir önemi yok. Çıkıp oynamamız gerekiyor ve kazanırsak bir üst turdayız. Kaybedersek eleniyoruz. Bu kadar basit düşünmesini sağladım takımı. Yani bunu motive ettik. Onlar da geriye düşmelerine rağmen iyi reaksiyon koydular. Ne kadar geriye düşersek düşelim, bizim Ascent'te saldırı tarafımız zaten çok güçlü. Yani Avrupa'da çok tier 1 takımlara karşı, şu an qualify olmuş takımlara karşı da saldırıda çok fazla round alabiliyoruz. O yüzden de hani bunu da çok iyi bir şekilde uyguladık. Geriye düştük ama pes etmedik. Bu da zaten bir büyük takım olduğumuzu gösteriyor bence artık. Yani 1-2'de o Bind'da o comeback yedikten sonra bu map'te ayakta kalıp BBL gibi bir rakibi yenebiliyorsanız biz büyük bir takımız. Bunu da önce kendimize, sonra da izleyenlere, sizlere gösterdiğimiz için de takımımda gurur duyuyorum. Kesinlikle. Son bir soru Kesinlikle. Daha sorayım ben hemen. Aslında Bind'da saldırı kısmında çok iyi execute'lar gördük sizden. Çok iyi yetenek kullanımları, birbirini takip eden yetenekler ve beraber oynama gördük. Takım oyunu gördük. Bu gelişmiş gibi duruyor ama sence hala bu yetenek kullanımları, beraber oynama noktasında çok iyi durumda mısınız? Yani bence iyi durumdayız. Bizim özellikle aldığımız karardan bir tanesi Soshin-Sova değişikliği. Evet. Yani Sova'yı Laura'ya verdik. Çünkü Laura Sentinel oynayarak çok fazla fray kalıyor. Bunu zaten görmemek evet, imkansız evet. yani. Zaten 4-6 kadar transfer ettik. Ama site'lara girmeyi çok seviyor. Arkada kalmayı çok sevmiyor. İşte lurk'leri takip etmiyor. Arkadan çok ölüyoruz. Lurk yiyoruz sürekli. Bunları kontrol etmesi için aslında ve Sova'nın da side'a giriş yapması, işte secondary trader olarak konumlandırması diye bir konuştuk. Yani planımız buydu. Laurens de bunu zaten yapıyordu antrenmanlarda. Bence bugün de yaptı. Digitatrix maçında da yaptı. Bu değişiklik bizim pozitif yönlerimizden bir tanesiydi bu geçirdiğimiz süreçte. Bunu uyguladık.
O yüzden bence iyi yoldayız. Bazı takımlar turnuvada büyüyor. Supermassive Blaze gibi. Evet. Bir hikaye yazıyor. Biz de bu turnuvada inşallah büyürüz. Önümüzdeki maçları kazanırız ve MI'ye qualify oluruz. Cevapların Kutluyorum için çok tekrardan. teşekkürler. Kutluyorum ben de tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel röportaj için ve takımı Ben tebrik teşekkür ederim. ediyoruz. Başarılar diliyorum. Çok sağ Teşekkürler. ol. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok Çok uzun bir teşekkür. yayın Çok oldu. 9 teşekkürler. saatlik bir yayın olmuş yani. Çok Elinize emeğinize sağlık. teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık. Her şey için teşekkür Keyifli ederiz. Rica geçti. ederiz. Evet. Önemli teşekkür olan o. ederiz. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yine görüşürüz.